Herkese selamlar dostlar. 21 Şubat 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Milan ve Fenerbahçe maçlarını kombin haline getirdim. Manchester City maçıyla ve Atalanta maçlarıyla da ufak bir yorum yapacağım. 20 Şubat'ta verdiğim kupon ana kupon olarak değerlendirdim. Alanya Galatasaray maçı KG varından yattı. Maçı izlediyseniz zaten Mustera maçın adamı olmuştur. Alanya zaten ne kadar toplu oynarsa oynasın. Golü atan maçı kazanıyor bu futbolda. O yüzden KG vardan yattı. Sporting ile kombinlemiştik o kuponumuz yattı. Pazar gününe baktığımız zaman da Milan ve Fenerbahçe maçlarını ikili kombin haline getirdik arkadaşlar. Canlıdan ufaktan toparlamaya başladık. Hatta toparladık da diyebilirim bu günü özeti olaraktan da. Hatta ondan bahsedeyim biraz. Dün gece bir katıl kombini vermiştim. Canlı olaraktan da Real Betis ilk gol 1'e 0 şeklinde. O başarılı oldu. Hatta Real Betis zor geldi. İkinci penaltısında geldi. İlk penaltıyı da kaçırdı. Oynayanlardan bir miktar şöyle paylaştım burada. Güne güzel kazanarak başladık canlılarda. Chelsea'nin korneri geldi. Sıradaki gol Chelsea geldi. Almer maçı vardı. 3.5 üst geldi. 2.5 üstü geldi. KG var geldi. 3'ünü dönerdik. Maç şu en son baktığımda 2-2 idi zaten. Onun dışında canlı Galatasaray maçıyla ve Bayern Münih maçlarıyla devam ettik zaten. Mainz maçı geldi. Bayern maçı geldi. Lazio'nun korneri geldi. Atletico'nun korneri geldi. Tekli olarak Galatasaray'ın ben galibiyetini önerdim. Ekstradan 2 orandan. O geldi. Galatasaray ilk yarı 0.5 üstle Atletico Madrid 0.5 üstün kombinini yaptım. Atletico Madrid bugün patladı. Galatasaray'da ilk yarı gol geldi fakat Atletico Madrid ben oran yükselsin diye verdim. 1.20 gibi bir oranı vardı. O gelmedi. Onun dışında Dortmund iyi oynuyordu. Ben ilk yarı 2 verdim 1.60 gibi orandan. Dakika 10-15 gibi verdim. 43'te ve 45'te attı zaten. 2-0 öne geçti. Liverpool maçı devam ediyor. Schalke maçı devam ediyor. İlk Galatasaray maçının ilk yarı bir buçuk üstü gelmedi. Her zaman gelecek diye bir şey yok zaten. Her verdiğimiz canlı gelseydi her zaman canlı yapardık arkadaşlar. Diyerek sizlerde şöyle de bir tane kıyak geçeyim. Şu an devam eden Liverpool maçı vardı. Hem tel, asıl olarak Telegram grubunda veriyorum. Onu da anlatayım hemen şöyle. Ee, bazı Kişiler Telegram indirmek istemiyor. Aynı şekilde burada ben sadece topluluğu kısmında canlıları veriyorum arkadaşlar. Fakat asıl olarak da bazen buradan bazı kişilerle bildirim gitmiyor, yetişemedim olduğu için Telegram'dan da bir grup kurduk. Buradaki arkadaşlara özel. Onlara direkt bildirim gitmesi için Telegram grubu yaptık. Katıl özel olarak da Liverpool maçını da paylaştım. Mesela daha yeni paylaştım 6 dakika önce. Sizler de Telegram grubuna gelmek istiyorsanız katıl üyesi olmak zorundasınız. Katıl butonu ayrıca arkadaşlar Kangal videosunu izledikten sonra Fino, Bulldog Kangal üyelikleri var. Oradan üyelik <laughs> satın alıp sizler de Telegram grubuna gelebilirsiniz. Ben maçlara geçeyim. Milan, Inter, Fenerbahçe, Göztepe maçı. Şimdi bu maç gerçekten şu an şampiyonluk maçı olarak nitelendirebiliriz bu karşılaşmayı diye düşünüyorum ben. Inter favori 1.75 gibi oranlar. Şimdi Avrupa'da ne yaptı Milan? Milan hemen o karşılaşmadan ben anlatayım şöyle. Kızıl Yıldız'la bir maç oynadı. 2-2 kaldı. Bu maçta kadrosuna baktığımız zaman da Hakan Yedek Zlatan Ibrahimovic yedek, Leo yedek. Yedek takımın kilit oyuncularının, hücum hattının önemli isimlerini hepsini dinlendirir. Çünkü önlerinde bir Inter gibi takımla şampiyonluk mücadelesi var. Eğer maçı inerse yeniden şampiyon liderliği oturacak Milan takımı. baktığımız zaman Inter tarafında da Inter'in ben son maçını izledim. Gerçekten bu takımda 3 birlik bir Lazio galibiyeti vardı takımda gerçekten ruh anlamında Lukaku olsun, Martinez olsun ciddi anlamda takım ruhu var yani. Ruhuyla futbol oynadıklarını söyleyebiliriz. Son maçta da mesela Lukaku Martinez'e gol attırıyor. Alıyor Conte'ye koşturuyor. Conte'ye gidelim. Conte'nin de moraller bozuk bu aralar. E, puan kayıplarından dolayı şampiyonlar liginden elendiler falan derken. Oradan bir takımda gerçekten iyi bir ruh var açıkçası. Ben bu maçta galibiyete yakın olan tarafın ne kadar Milan kendi evinde zaten her iki takımda e, Sağda aynı olduğu için kendi evinde demek pek doğru olmaz. E, ne kadar Inter Milan şu an derbi yapsa da ben bu maçı Inter'in kazanabileceğini düşünüyorum. Fakat her iki takımda ben gol atmasını bekliyorum. Zaten Zlatan İbrahimovic ile Lukaku son maçta bir gerginlik yaşamıştı. Bu maçta da sertlik seviyesi açıkçası biraz yüksek olabilir. Zlatan home karşılaşmada zaten kırmızı kart görmüştü. O maçı da... 2 birlik Inter kazanmıştı. Şimdi yine aynı şekilde gollü bir mücadele geçebilir diye düşünüyorum ben. KG var olarak bu karşılaşmayı alabilirsiniz. Eğer diğer olaraktan da şöyle kırmızı kart çıkabilir mi? Çıkabilir. Kart puanı 4.5 hatta 5.5'ün üstünde bile olabilir. Çünkü sertlik seviyesi çok yüksek olacaktır diye düşünüyorum ben. Inter zaten şu an Inter liderliği aldı. Eğer bu maçı alırsa Inter şampiyonluğa doğru koşar gider. Eğer Milan alırsa emanet ettiği zirveyi yeniden kendine alır. Her iki takımın gol atması muhtemel. Fakat ben galibiyete yakın olan tarafı Inter olarak da görüyorum. KG var bahsini aldım. Eğer taraf bahsine gitmek isteyenler olursa Inter bahsine 1.75 gibi oranla gidebilirler. Fakat KG var en ideal bahis olacaktır bu karşılaşmada. Fenerbahçe maçını ben videoyu biraz da geç çekmemin sebeplerinden bir tanesi de Galatasaray maçının bitmesini bekledim. Galatasaray eğer puan kaybetseydi Fenerbahçe de burada puan kaybedebilirdi. Her ne kadar kim ne derse dersin kim ne derse desin arkadaşlar ligde takımları birbirleriyle yaklaştırıyorlar. Yani hakemler olsun, çıkan kararlar olsun zirve yarışında ortalığı kızıştırıyorlar. Galatasaray 4 puan, 3 puan önüne geçti şu an. Fenerbahçe'nin de bu maçı kazanması gerçekten muhtemel. Galatasaray kazandı, Trabzon kazandı, Beşiktaş bay geçti. Fenerbahçe'nin de ben puan kaybetmesini beklemiyorum. Göztepe'de Ünal Karaman hoca geldiğinden beri deplasmanda çok bir varlık gösteremedi. Son maçında da 2 birlik bir Başakşehir galibiyeti vardı. Ben Göztepe'nin en son 3 şöyle 2-0'lık yenildi Gaziantep maçını da izledim. 3 gol attı. İkisi offside'dı zaten. Bir tane de kalecinin önünü kapatıyor diyerekten offside oldular ki o gol verilebilirdi. O maçta da KG var oynamıştık. O maçı da izlediğimi söyleyeyim. Güzel futbol oynuyor. Oynamak istiyor futbolu daha doğrusu. Bence güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum ben. Fakat Fenerbahçe galibiyeti çıkacaktır diye düşünüyorum ben. 1.5 üstü değil 4.5 kart yaparaktan da ben oranı 1.58'e kadar yükselttim. Pelkas dönecek bu karşılaşmada. Mesut yavaştan takımı oturuyor. İrfan Can yok bu maçta. Lemos zaten cezalı. Gustavo'nun da sakatlığı devam ediyor. Göstepe, Göstepe tarafına baktığımız zaman da Gassama ve Zuz'un olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Maç sonu bir 4.5 alt yaparaktan da 1.58 gibi oranla oranı yükselterekten de sizler de bu maçta kazanabilirsiniz umarım diyeyim. İkili kombinem bu yönde. Hatta kuponu göstereyim. Videonun sonunda tekrar göstereyim. 2.34'lük bir oran Milan maçına KG var. Her iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Eğer bir takım kazanacaksa o maçta e, Inter kazanabilir diye düşünüyorum. 1.75 gibi güzel bir oranı var. Fenerbahçe maçına da maç sonu bir 4.5 alt yaparaktan da 1.58 gibi oranlan ikili kombineyi sizlere öneririm. Hemen geçelim City maçına. Manchester City maçına baktığım zaman da Manchester City gerçekten kitap gibi futbol oynuyor. Her oynadığı futbol keyif veriyor, zevk veriyor. Muazzam da bir e, maç çıkarıyor açıkçası. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün kim mi kaybetti? Atletico Madrid kaybetti. Ya yani bir sonraki şampiyon Bayern Münih kaybetti mesela. Bir sonraki hafta hafta içinde bir sonraki maçı Şampiyonlar Ligi olan takımlar zorluk çekiyor. Her nerede oynarsa oynasın zorluk çekiyor. Açıkçası bu maçtan da çekiniyorum. Mesela dediğim gibi Bayern Münih kaybetti. Atletico Madrid kaybetti. Çünkü bunların Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Oyuncuların aklı o karşılaşmada olabiliyor. Manchester City'de böyle bir durum olur mu diye açıkçası korktum. Taraf bahsine gideceğim yine aynı şekilde. Manchester City bu maçı Bence olmaz diye düşünüyorum. Çünkü oynadıkları futbol gerçekten oturmuş bir bir futbol. Bayern Münih ile Manchester City şu an bence en iyi futbol oynayan iki takım olduğunu da söyleyebiliriz. Son maçlarına baktığımız zaman da zaten bu sene şampiyonluğu kesin gözüyle bakıyorum City, City tarafına. Ben bu maçta bir hata yapmalarını beklemiyorum. Şampiyonlar Ligi öncesi bir kayıp yapacaklarını sanmıyorum. City galibiyeti gelebilir. İsteyen 1.5 üst isteyen de 4.5 alt yapabilir. Bu ikisinin de gelmesini bekliyorum. 2-1 veya 2-0'lık bir City galibiyeti çıkar diye düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada isteyenler de direkt taraf bahsi alabilir. Ekstra olarak da City maçını sizlere öneriyorum. Hemen bir maç daha hakkında bir şey konuşmak istiyorum. Atalanta maçı. Atalanta Napoli ile kupada iki kez karşı karşıya geldi. Rövanşlı maçları vardı. O maçlara baktığımız zaman da Atalanta takımı çok güzel baskı kurup hatta ilk maç 0-0 bitmişti. Ondan bahsedeyim. Bu maçtan neler neler kaçırdı. İlk yarıda Öyle net pozisyonlar kaçırdı ki. 4 tane kaçan net pozisyonu var mesela. 3 tanesi ilk yarıdan bunlardan. Son ikinci maçta zaten rahat bir şekilde, zorlanmadan yendi. Napoli'nin şöyle bir durumu var. Hava toplarından gerçekten faydalanamıyorlar. İleri hatta boy olaraktan da defanslar fazla uzun, hücum oyuncularının boyları çok kısa. Hava toplarında zaten pek bir varlık gösteremiyorlar. Atalanta takımı hem fiziksel olarak daha diri Napoli takımından hem de daha güzel, daha baskılı bir futbol oynadığını söylemek gerekir. Eğer bu maçta bir taraf başına gidecek olsaydım ben bu maçı yine Atalanta tarafına çekerdim. 1.65 gibi oranı var. Yine taraf başına gitmek isteyenlere 1.65 gibi orandan sizlere öneririm. Eğer taraf başına gitmek istemeyenler ev sahibi 1.5 üstüne oranı da 1.58 gibi bir oranı var. Atalanta bu karşılaşmada 2 gol atması bence gayet muhtemel olacaktır. Gelelim kuponumuza. Kuponumuzu göstermek gerekirse videonun sonunda tekrardan göstereyim. Milan maçına karşılıklı gol var. Eğer bir taraf bahisi oynarsanız İnter tarafına gitmenizi öneririm. Fenerbahçe tüm büyük kulüpler kazandı. Beşiktaş bay geçti. Fenerbahçe'nin de kazanması anormal olmaz. 1.58 gibi orandan maç sonu bir 4.5 alt yaparaktan da değerlendirebilirsiniz. Pelkaz da takıma dönüyor zaten. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirmiş olursunuz diyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay.